Hanımefendi sorgulayabilir çünkü o iş hayatını bırakıp başka bir şeye yürümüş, başka bir şeye. Fazla sorgulamaktan. Evet. O da çok ama aslında bu sorgulama kadar değerli bir şey yok yani. Çünkü dünyada sabah erken kalkanların bir hayrı dokunmamış. ya da işe tam vaktinde gelenlerin de dünyaya bir hayrı dokunmamış. Yani en geç çıkanların da bir hayrı dokunmamış. Yani bunlar kişisel disiplinler yani bunu ama insanlar birbirlerini sabahtan akşama kadar bunlarla yoruyorlar. Evet. Belki anormal hissediyorlar. Normalize ediyorlar. Evet. Yani normal tanım. Ama şimdi mesela bir ev adamını düşünün. Evde olan bir adam. Bunu da yeni duydum. Aile babası. Ev adamı yanlış. Ev erkeği geliyor. Şimdi bir ev gencimiz var. Oğlanlar bir ev doldurmaya başlayınca oğlanlara ev kızı diyecek halimiz yok. Üç tane çocuğun var. İşte evlenmişsin belli bir şeye. Diyor ki ben artık bambaşka bir hayata gideceğim. İşte diyor ki müzik yapacağım, şey yapacağım ve kendi hayatımı bulacağım. Üç çocuğunu bırakıyor, şey yapıyor. Tabii ki aile tepki gösteriyor. Diyor ki bu çocuklar aç. Ne yiyecek? Kim bu sen ya? Niye çocuğunu bırakan var mı müzik? Var vallahi çok var. Evet var. Var mı? Bırakıyorlar. Mesela ben diyor artık. Yani insanlar ev adamı mı oluyor? Ona ev adamı. Hayır ben ev adamı mı oldum? Evet. Artık ev adamı oldum. Çocuğuma bakmayacağım diyor. Ben kendi keyfime göre yaşayacağım. Esra o 40 yaş bunalımı değil miydi hayatım? 40 yaş bunalımı diyor. 40 yaş bunalımı. Mesela insanlar bir anda ben bu hayatı hiç istemiyorum. Benim istediğim hayat bu değil diyor. Ben ne evli olmak istiyorum ne çocuk babası olmak istiyorum. Siz ne yaparsanız yapın halinize. Bir şey söyleyeyim. 50 yaşına geldiğinde mesela yani. 40 yaş bunalımı geçiyor mu? O da andropoza giriyor. Ben 50 yaşında geldim 40 yaş bunalımı yaşamadım. Erkekler daha çok yaşıyor. Ben 60'a geldim şimdi. Sen peki nasıl, yani 40 ile 50 düşüyor mu 60'a geldiğinde yoksa onları da üzerine mi yaşıyorsun? Eğer her 10 senede bir ayrı bunalım yaşıyor erkekler. Evet. Erkekler daha çok bunalım yaşıyorlar. Ben yaşamıyorum vallahi. Evet. Hiç yani şeyle ilgili yaşamıyorum. İşte, ama dolu dolu yaşadığın için işte. Daha menopoza var. Erkekler de neye bunalıyor? Evet. Ya niye ben diyor hayatımı böyle yaşamak istemiyorum. Papdürcem'in dediği şeyin üzerine sen de kendi hakikati yaşadığın için, varoluşunu hakiki olarak yaşadığın, sistem dışı yaşadığın için tatmin edici bir yaşamın var. O yüzden tabii ki sen ve ben mesela yaş döngüsü hissetmem. Çünkü pazartesi sendromu da yaşamam. 40 yaş sendromu da yaşamam. Çünkü hakikaten yaşıyoruz ya, anda yaşamak dediği şey ekleyeyim ben de. Çok tam böyle benim de aslında kitapta bahsettiğim şey anlıyorsun. Lineer olmadığı için gelecek ve geçmiş sürekli sende bir basınç yaratıyor. Şimdi de. Yani özgür olmak sanırım öyle bir şey. Çünkü eğer biz bu düzenin ya da işte o otorite her neyse ve onun normal tanımı neyse biz hayatımızı buna göre yaşadığımızı fark etmiyoruz bile. Biz bir kadın ve bir erkeğin evliliğine doğuyoruz. Bizim normallik anlayışımız bu oluyor. Etrafımızdan gördüğümüz şeyler bu oluyor. Ve bunu hiç fark etmeden kendimizi kötü ya da iyi hissettiğimiz şeyler bu normallik tanımları biz bile demedik bunları. Bu normaldir dendi. Aslında özgür olmak demek... Bir dakika, benim normalim bu o zaman. Yani bu tanımların kim tarafından ve neden konulduğunu fark etmek, bazen onları yıkmak, bazen yenilerini kurmak gibi geliyor bana. Aslında başka yapmak. Bir ütopik, distopik bir roman Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası. Okuduğumu bilmiyorum. Ama ben onu şimdi yeni seslendirdim Storytel için. Bilmiyorum. Tekrar orada ya bütün bu normalize ettiğimiz bütün bu kavramlar dünyasında aslında Aldous Huxley'nin 1932'de yani İkinci Dünya Savaşı'ndan da önce yazmış olduğu ve Amerika'ya gidip orada bir süre kalıp ondan sonra yazıyor. Oradaki ütopyasında her şey yer değiştiriyor. Yani annelik, anne olmak bugün kutsalımız olan, bütün dünyada kutsal olan annelik tiksinti verici bir kavram. Çok eşlilik ideal. Çocuklar bir bantta kimyasal olarak üretiliyorlar bir şey gibi. Ondan sonra tanrı kavramı bambaşka. Eğlence, uyuşturucu, şudur budur. Tamamen zıt bir dünya çizmiş. Fakat o zıt dünyada yani insanlar birbirlerini sevişmemekle ya da eğlenmemekle suçluyorlar. Ya da düşünmekle
ne kadar mümkün. Suçluyorlar. Ve insanlar buna göre üretiliyor. Yani farklı IQ'larda farklı bir kast sistemi kullanılıyor. Farklı düşünce ve IQ'larda insanlar var ve itaat edenler, hı hı, ve daha zeki olanların, işlerini yapanların hiç devrim yapası yok. Çünkü o kadar düşünemiyorlar zaten filan. Böyle bir dünya. Bunu okumak, bu kitabı okumak aslında bütün zıtları görmek açısından, bugünü düşünmek açısından da çok eğlenceli oluyor ve ben de çok şey değiştirdim. Tekrar onu okuyor olmak dikkatli, tavsiye ederim yani, ama okumuşsunuz, boş yere tavsiye ederim. Peki.